Gülben Ergen yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı Hayat Bayram Olsa şarkısıyla geri sayım yaptı. Gülben Ergen orkestra üyelerine tek tek sarıldı ve yeni yıllarını kutladı. Şarkısını bitirirken Ergen'in başından aşağıya paralar saçıldı. Gece boyunca seyircileri hareketli şarkılarıyla eğlendiren Gülben Ergen, sahneye çağırdığı davulcuyla da coştu. Şarkıcı bir ara sahneden inip makyajını tazeletti. Ergen bu sırada yerinde duramadı, oynamaya devam etti. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Gülben Ergen, 2022 yılında konserden konsere koşturduğunu hatırlattı. Güzel bir yıldı galiba. Ekonomik olarak birazcık zorlandığımız bir yıldı. Bir sürü inişler çıkışlar yaşadığımız bir yıldı. Ama ben hep o çok evde oturduğumuz, durduğumuz pandemi döneminden sonra böyle bir son sürat çalıştığım için... Evet, hiç evde oturmadınız bu sefer. Konser üstüne konser oldu. Evet, gerçekten çok üst üste konserler oldu. Albüm olmamasına rağmen, single yetişememesine rağmen çalıştığım güzel bir yıl oldu benim için. 2023 de öyle olacak inşallah. Yeni şarkı gelecek. Tabii ki sahnemiz yenilenecek, kostümler yenilenecek. Sadece makyaj hep... bir şekilde cilalayacağız Gülben Ergen'i. Gülben Ergen aylar öncesinden sahnede neyi giyeceğinin belli olduğunu ifade etti. Yani aylar öncesinden hakikaten tasarlanıyor kıyafetler. Sadece kıyafet değil tabii ki repertuar da, müzisyen arkadaşlarım da, saçı da, makyajı da. Sahnede olmayı ben seyirciye çok saygı duymam gereken bir yer olarak nitelendiriyorum. Önce kendime baktığımda beğenmeliyim. Sonra da o dinleyicim geldiği zaman helal olsun demeli, yani böyle mutlu mutlu ayrılmalı. Müzik piyasasını değerlendiren Ergen, genç kuşaktan Zeynep Bastık ve Edis'i çok beğendiğini söyledi. Küstürme kalbimi, yüzündü vedayla. Yeni isimlere çok saygı duyuyorum. Zeynep Bastık ve Edis'i çok beğeniyorum. Çok yenilikçi ve çok dünyalı buluyorum. Ara. Gülben Ergen, üç oğlunun yılbaşı gecesi babası ve amcasıyla beraber olduğunu anlattı. Çocuklar nasıl? Büyüyorlar her geçen gün maşallah. Tombala oynuyorlardı babayla ve amcayla, gayet keyiflilerdi. Görüntülü konuştuk. Şimdi sahne bitecek. Eşofmanlar havaalanı. Yarın evde hayatımıza kaldığımız yerden devam edecek. Ergen en büyüğü 15 yaşında olan oğullarına zaman zaman akıl danıştığını da sözlerine ekledi. Artık onlara çocuklar demiyoruz. kendi aralarında gençler diyoruz, aynen. Yani bu yıl 23 Nisan'ı kutlamayıp bana şöyle söylediler. Hani, evet. Sadece seninkiler de mi öyle? Yok, ben diyorum da. Kendisi olsak süper, biliyor ama. Hani 23 Nisan'ı artık izin verirsen, tamam peki. 19 Mayıs'ı kutlayabiliriz falan.
3 tane delikanlı var. Yaşamsal zevklerine, kararlarına saygı duymak zorunda olduğum, hatta zaman zaman akıl bile danıştığım 3 tane aklı başında pırıl pırıl evladım var. Öte yandan Gülben Ergen, kanlı bıçaklı olduğu eski eşi Erhan Çelik hakkında 2017 yılında kan görmüş köpek balığına benzeyen bu iftiracı, gözü dönmüş saldırganlarla mücadelem sessizce devam ediyor tweetini atmış, Çelik de Ergen'e 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. O dönem Gülben Ergen, Erhan Çelik'e 1 milyon liralık manevi tazminat davasıyla karşılık vermişti. Davanın geçen hafta görülen son duruşmasında mahkeme Çelik'in tazminat talebini reddetti ve Ergen'e 250 bin TL ödemesine hükmetti. Gülben Ergen'e bu dava soruldu. Gülben Hanım, bir tane haberi de fotoğraf vardı aleyhinize. Hayırlı yıllar olsun.